Merhaba, dezenformasyon yasası geçti. Hayırlı olsun diyemeyeceğim. Tabuta son çivi demiştim bir yayında. Açıkçası o tabut delik deşik yıllardır. Çivi tutacak yeri kaldı mı bilmiyorum. Eş zamanlı infaz yasası da gündemde. İki yıla kadar olan suçlarda hapis cezası erteleniyordu. Şimdi bir gün bile olsa hapse atacaklar cümle aleme ders olsun diye. Bu iki yasanın uygulamasını birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Gerçi şimdiden lafının çıkması bile etkili oldu, insanlar paylaşımlarını sınırladı. Açık cezaevine hoş geldiniz gibi tepkiler gördüm. Ülkede 2021 itibariyle 1.6 milyon insan hakkında terör soruşturması var. 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa aileleri de ekleyin 6-7 milyonu buluyor. Bu milyonlar yıllardır açık cezaevinde ve hoş bulduk diyeceklerini zannetmiyorum. Kendinden sonrakilere buruk bir tebessümle dahi olsa bunu söylemeye hakları var elbette. Açık cezaevine hoş geldiniz. Siyasi atmosfer hayli kirli. Bir o kadar da tıkanmış durumda. Dünya Ukrayna Savaşı ile birlikte yeniden şekilleniyor. Ankara epey süredir denge gözetmeye çalışsa da son dönemde rotayı Kremlin'e kırdı. Putin iktidarını devam ettirebilirse Erdoğan'a 2023 için hayat öpücüğü vermekte çekinmeyecek. Bunu alenen gösteriyor. Putin batarsa Erdoğan da batar mı? İşte bu soru işareti. 7 Ekim Rusya liderinin doğum günüydü. Doğal müttefikleri olan Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerini kutlama masasında buluşturamadı. Şangay örgütünden Hindistan ve Çin savaş politikalarını onaylamıyor. Doğal gaz depolarını bir biçimde dolduran Avrupa devletleri, başta Almanya olmak üzere, bu kışı üşümeden atlatacak gibi. Rusya ise bir belirsizlikler yumağı. Belli ki büyük faciaya yol atacak nükleer savaş riski, Ukrayna'da kaybetme ihtimali, bu kadar ağır kayıplar verme olasılıkları hiç değerlendirilmemiş. Putin batarsa Erdoğan da batar mı? Bu soruyla devam edelim. Batı'nın Rusya yaptırımlarını genişleterek tavizsiz uygulayacağı, buna Türkiye'yi de zorlayacağı tezi gittikçe güçleniyor. Putin batmasa da bu tedbir Erdoğan'ı zorlar. Aylardır kayıt dışı girişlerle tuttuğu dövizi tutamaz. Seçime en fazla 8 ay kala ne yapacağını kestirmek zor. Rusya ile ticaret son aylarda katlanarak büyüdü. Arka kapı politikalarıyla bunu ne kadar sürdürebilir kimse kestiremiyor. Bakmayın altılı masa muhabbetine. Erdoğan rejiminin şu günlerde yoğun biçimde kafa yorduğu bir konudur bu. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'daki beyin turunu bitirip Türkiye'ye dönüş yaptı. Altılı masa kulislerinde aday denklemi ise çözülmüş gibi. Masa onaylarsa Kılıçdaroğlu ortak aday, Akşener'in istemediği birinin aday olmasıysa olanaksız. Bu durumda Mansur Yavaş eleniyor. Muhalefet unsurları 2018 yılında ortak adayda anlaşamamış, her parti kendi adayını çıkarmıştı. Olmadığı, sonuç vermediği görüldü. Tekrar benzer bir riske girer ve başarısız olurlarsa bunu bir daha topluma anlatamazlar. Bunun farkındalar, saray da farkında. Belki de bu yüzden Altılı Masa, HDP'li Emek ve Özgürlük İttifakı ve TKP'li Sosyalist Güç Birliğinden sonra dördüncü bir oluşum yola çıktı. Yakındır öğreniriz partiler iktidar olmaya mı hazırlanıyor yoksa seçim sonrasına mı?